biliyorsunuz Filton kitabından. Şimdi burada arkadaşlar bakın yaş var, sleep quality var, uyku kalitesi ve depresyon dereceleri var. Depresyon dereceleri bakın 1-2-3 şeklinde olduğu için, ordinal olduğu için bu da korelasyon ve regresyonda alınabilir. Burada öncelikle biz arkadaşlar yaş ve sleep quality arasında, uyku kalitesi arasında bir korelasyon var mı, buna bakalım. Tabi bunun için veri sayımız 30 olduğu için aslında direkt 30 ve 30'dan küçük olanlar için, bazı kaynaklarda 30'dan küçük, direkt non parametrik testler kullanılır denir, ama biz yine de hem non parametrik hem de parametrik testleri kullanarak bakalım arkadaşlar. Artık normalliğe bakmıyorum. Şu ikisinin hemen korelasyonuna bakacağım. Pearson'la ve Spearman'la ayrı ayrı bakacağım. Pearson normalse, veriler normalse bakılır. Spearman'da veriler normal değilse. Bakın burada yaş ve uyku kalitesi arasında korelasyon anlamlı bulundu. Yani yıldız koyuluyor 0.05'ten küçük. Dolayısıyla anlamlı demektir bu. Yani bu ne demektir? Yaşla uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişki var anlamına geliyor. Yani yaş yükseldikçe uyku kalitesi de yükselir. Yaş düştükçe uyku kalitesi de düşer anlamına geliyor bu. Peki diğer korelasyona bakalım. Arasında anlamlı bir şey var mı? Spearman'la bakalım bir de. Okey diyelim. Buna baktığımız zaman da 627. Yani burada da anlamlı bir ilişki olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yaşla uyku kalitesi arasında bir ilişki olduğunu, korelasyon olduğunu görüyoruz. Tabii bunun isterseniz grafiğini de çizebiliyordunuz. Şuradan size göstermiştim. Scatter'dan. Şuradan arkadaşlar. Sleep Quality'yi Y'ye atalım. H'i de X'e atalım ve buradan OK diyelim ve görelim. Evet, gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkan bir çizgi şeklinde. Hemen bunu tıklayıp ne ile çizebiliriz? Şu ortogonale çizdiğimiz zaman daha iyi anlaşılıyor bakın. Bu şekilde arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, sağa doğru gittikçe yukarı doğru gittiği için anlamlı bir pozitif bir ilişki olduğunu görüyoruz. Korelasyonun grafiğinde bu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Korelasyonumuz bu. Verilerimiz her iki bütün değişkenlerimiz normalse Pearson korelasyon. Bütün değişkenlerimiz normal değil, bir tanesi bile normal değilse, hepsi normalse Spearman korelasyonuna yararlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar regresyon bu iki değişken arasındaki, iki scale değişken arasındaki ya da sayısallaştırılabilen değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren bir katsayı. Korelasyonu duyduğumuz zaman bir katsayı aklımıza geliyor. Dolayısıyla -1 ile +1 değerleri arasında değişiyor. Sıfıra yaklaştıkça zayıf, sıfırdan uzaklaştıkça kuvvetli bir korelasyon. Ama biz neye dikkat ediyoruz? Anlamlı olup olmamasına. Anlamlıysa orada ilişki var diyoruz. Anlamlı değilse ilişki yoktur diyoruz. İşte burada ilişkinin olduğunda hem significant değerinin hem de yıldız değerinden anlıyoruz arkadaşlar. Peki korelasyon bu. Regresyon ne? İki değişken arasındaki ilişkinin denklem olarak ifadesi. Mesela burada nasıl bir regresyon yapabiliriz? Artık depresyon düzeylerini de işin içine katabiliriz. 3 düzey depresyon var bakın. Depresyon yok. Orta düzey ve az düzey ve orta düzey şeklinde bir depresyon var. Biz burada uyku kalitesini bağımlı değişken olarak alırsak yaşın ve depresyon düzeyinin buna etkisini inceleyebiliriz. Öncelikle sleep quality'yi bağımlı değişken olarak alalım. Bağımlı değişken olarak lineer regresyon yapıyoruz zaten. Dependent'ı attık bağımlı kısmına. Bağımsız kısmında da sadece yaşa attık. Burada tek olduğu için enter metodu idealdir. Enter metodu olsun. Daha sonra çoklu regresyonları işte başka step wise regresyonlarla yaparsınız. Okey dedik. Ve nasıl bir anlamlık var mı? Var. Şu denklemin genel testi, ANOVA testi. Bu da arkadaşlar coefficient katsayı testi. Katsayı bakın ne çıktı? Beta 1.362. Ve standartize edilmişti 0.695 ve anlamlı alfa 0.05'ten küçük. Dolayısıyla burada ne demektir? Yaş uyku kalitesine pozitif etki ediyor. Beta pozitif zaten 1.300, yani yaş 1 arttığında uyku kalitesi 1.361 artıyor anlamına geliyor. Dolayısıyla yaş 2 artarsa bu 2 ile çarpılacak anlamına geliyor. 2.7 küsür oranında artıyor anlamına geliyor. Peki yaş uykunun yüzde kaçını açıklıyor acaba? Uyku kalitesinin ne kadar yaştan kaynaklanıyor derseniz, o da R square'den bakıyoruz. R square 0.483, %48.3 anlamına geliyor. Dolayısıyla uyku kalitesinin %48.3'ünün biz R square yaştan kaynaklandığını burada iddia edebiliriz. Peki şimdi de diğeriyle, yani uyku kalitesinin depresyon seviyeleriyle arasında bir bağlantı var mı? Sadece bunu atarak bakalım. Sonra her ikisini atarak bakacağız. Baktığımız zaman arkadaşlar
depresyonla da ilgisi var. Değil mi? Uyku kalitesinin. Bakalım depresyon level ile arasında o çok yüksek bir 11.150. Tabii ama standartlaştırılınca bu 0.549 olmuş. Yani 1 arttığında uyku kalitesi -11 düşüyor anlamına geliyor standart olmayan değere göre. Yüzde ne kadarını açıklıyor? %30.1'ini açıklıyor. Bu ne demektir? Depresyon seviyesi yükseldikçe uyku kalitesi düşüyor anlamına geliyor. Dolayısıyla depresyonla uyku arasında ters yönlü bir ilişki var. Depresyon derecesi yükselirse uyku kalitesi düşer anlamına gelir. Peki her ikisini birlikte attığımızda ne oluyor? Ona bakalım. Bu da bu regresyonda diğer yukarıda yaptığımızda basit regresyon anlamına geliyor. Bir bağımlı bir bağımsız değişken varsa basit regresyon. Çoklu regresyon olduğunda da nasıl olur arkadaşlar? Bu şekilde en azından bağımsız değişkenlerde iki tane bağımsız değişken olur. Bu bir çoklu regresyon. Okey diyelim ve sonuca bakalım. Model anlamlı ANOVA testinde sadece model anlamlı mı diye bakıyoruz. Depresyon şeye baktığımız zaman da koefficient'a katsayılara baktığımızda bakın yaş anlamlı ama bu anlamsız. Sıfır, bu constant sabit. Bunu değerlendirmiyoruz üsttekini. Depresyon level 0.084. 0.05'e göre %95 düzeyinde anlamlı değil. Dolayısıyla yaş daha anlamlı. Depresyon yaşın olmadığı zaman anlamlı ama yaşın içine girince depresyon anlamlılığını yitiriyor gördüğünüz zaman ama tek olarak depresyona baktığımızda o da anlamlı anlamına geliyor. Her ikisini attığımızda bu şekilde depresyon anlamsız olduğu için depresyonu çıkarıp bakmak gerekiyor. Dolayısıyla iş yine aynı tekli regresyona dönüyor. Dolayısıyla çoklu regresyonda bakın burada tekli baktığımızda depresyon anlamlıyken yaş daha güçlü bir değişken geldiğinde daha güçlü bir değişken olan yaş anlamlı, diğeri depresyon anlamsız hale geliyor. Bunun bir adı var tabii ki. Onun adı medyatör değişken. Dolayısıyla burada aslında biz ne olduğunu görmüş oluyoruz. Tabii ilerleyen zamanda bunu da anlatabilirim belki. Yaş depresyonun neye etkisinde? Depresyonun uyku kalitesine etkisinde yaş aslında burada medyatör aracı rolü görüyor ama bu bir sonraki belki videoların konusu. Arkadaşlar fark testlerini ve etki testlerini anlatmış oldum. Bu şekilde regresyon ve korelasyonda basit bir şekilde size anlatmış oldum size yetecek kadarıyla. Bunu da raporlarken bu koefficient'ı alırsınız altına burada R square değerini falan yazarsınız ve o şekilde bunu aynen böyle alıp raporlayabilirsiniz arkadaşlar. R square'ı da altına yazmak şartıyla. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu kadar sanırım test göstermek sizi tezinizi kendi tezinizi yapacak şekilde size faydalı olacağını düşünüyorum. Bundan sonra bu soruları soranlara arkadaşlar YouTube kanalından girin ve izleyin diyeceğim. Ben de rahat etmiş olacağım. Üçüncü sınıflarda rahat etmiş olacaklar. İnşallah size faydalı olduğumu düşünüyorum. Bir güç, bir enerji toplayıp bu videoları çektiğim için ısrarcı olan arkadaşları, enerjimi yükselten arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Başak Burçları gazla çalışır. Dolayısıyla ne kadar arabamın bile LPG'li olduğunu düşünürsek bir video çekebilmek, bir artı bir şeyler yapabilmek için yani okulun imkanlarından size artı daha yüksek bir imkanlar sunabilmek için, kendimiz bir şeyler yapabilmek için o enerjiyi toplamamız gerekiyor. Sizlerden o tepkiyi almamız gerekiyor. Böyle moralimiz düşük olduğuna, enerjimiz düşük olduğuna maalesef böyle artı size faydalı olacak şeyler yapmak benim ve hiçbir hocanın içinden gelmez. Dolayısıyla hocalarınızın biraz daha şevklendirirseniz, onları daha fazla şeyler anlatmaya yönlendirirseniz, hocanızın size yaptığı artı şeyleri hocanın aklını bulandıracak şekilde yorumlamaz, onu zorlamazsanız size her zaman bu şekilde ben dahil diğer bütün hoca arkadaşlarımız da size sadece okulun imkanlarını değil okulun imkanlarından daha fazla imkanlar size sunarlar. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Akademik hayatınızda, eğitim hayatınızda, iş hayatınızda başarılar diliyorum şimdiden hepinize.